Rahathanenizin öğretmenler odasının açılışını yaparken bu mekanların rahatlık, fonksiyonluk. Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Sivas'ta 70'i il merkezinde, 70'i de ilçelerde olmak üzere toplamda 140 okula yeni öğretmen odaları inşa edilecek. Bunlar şahsınız başta olmak üzere Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanlarımıza, tüm meslektaşlarım adına şükranlarımı arz ederim Sayın Valim. Ankara'da gerçekleştirilen protokol imza töreni Milli Eğitim Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yapıldı. Ankara'da bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta 140 okula yapılacak olan yeni öğretmen odaları için bir protokol imza töreni düzenledi. Biz de bu noktada ne yapabiliriz diye konuştuğumuz zaman sonuçta bu protokol ortaya çıktı. İnşallah bizler il genelinde... Milli Eğitim Bakanlığı'nın YouTube hesabından canlı yayınlanan imza törenine 140 okuldan müdür ve öğretmenler katıldı. Örnek olarak hazırlanan Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi'ne canlı olarak bağlanılarak yeni yapılan öğretmenler odasını inceledi. Ferhat Gencer, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi. Buyurun. Sayın Bakanım, Ziya Öğretmenim. Hoş geldiniz. 2023 Vizyon Belgesi çalışmaları kapsamında... Biz de Sivas'ta. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her türlü imkanını iyileştirmek istiyoruz ve 2023 vizyon belgesinde de planladığımız işlerden biri olarak öğretmen odalarının iyileştirilmesi, belli bir standarta kavuşturulması noktasında pilot projelere başladık. Daha sonra da uygulamalara devam ettik dedi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her türlü imkanını iyileştirmek istiyoruz ve 2023 vizyon belgesinde de planladığımız işlerden biri olarak öğretmen odalarının iyileştirilmesi, belli bir standarda kavuşturulması noktasında pilot projelerle başladık. Daha sonra da uygulamalara devam ettik. Bakan Selçuk, bugün Sivas ilimizde öğretmen odalarını yenileme çalışmalarımızın çok önemli bir adımını atıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sivas Valiliği'nin ve Sivas Belediyesi'nin yapacağı işbirliğinden sonra Sivas'ta 70 il merkezinde, 70'i de ilçelerimizde olmak üzere 140 okulumuzda bu yeni öğretmen odalarımızı inşa edeceğiz şeklinde konuştu. Bugün de Sivas ilimizde öğretmen odalarını yenileme çalışmamızın çok önemli bir adımını atıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi ile yapacağı işbirliğinden sonra Sivas'ta 70 il merkezinde, 70'i de ilçelerimizde olmak üzere 140 okulumuzda bu yeni öğretmen odalarımızı inşa edeceğiz. Sivas Valisi Salih Ayhan'sa eğitimin bir toplum ödevi olduğunu belirterek il merkezinde 70 okul ve il merkezi dışındaki ilçelerimizde de il özel idaresinin yapması kaydıyla 70 okulu toplamda 140 okulumuzun öğretmen odasını zamanın ruhuna uygun bir şekilde tanzim etme konusunda bir anlaşma sağladık dedi. Keyif aldıkları bir ortamda hizmet vermeni sağlayacak öğretmen odalarının daha güzel olması noktada bir talimatınız ve bir konseptiniz vardı. Biz de bundan ilham alarak da Belediye Başkanımız da il merkezinde 70 okul ve il merkezi dışındaki ilçelerimizde de kırsalda 70 okulda özel idarenin yapması kaydı 140 okulumuzun öğretmen odasının zaman ruhuna uygun bir şey tanzim etmek. Yani sistem belediye konsepte uygun bir şekilde tanzim etmek konusunda böyle bir fikir, ön prensip de bir anlaşma sağladık. Ve illerde öğretmen odalarının yapımı konusunda bir...